Evet, bir parça verilmiş ve bu parçada insan üstünlüğünün sebebi hangisi gösterilemez diyor. Bakalım parçaya. Evrendeki varlıklar içinde insanların konumu farklı bir özel, farklı ve özeldir. Bu farklılık insanlara üstünlük sağlamakta ve insanları diğer varlıklardan üstün kılmaktadır. İnsanlar Allah'ın kendilerine verdiği bu özelliği kullandıkları zaman yeryüzündeki hakim olabilir, tüm canlıları hükmedebilir, yeni icatlar yapabilir ve insan bu özellikleri kullanırsa yeni bilgiler edinmesi, teknolojide ilerlemesi, kendini geliştirmesi, yeni medeniyetler kurması ve hayatı anlamlı hale getirmesiyle mümkündür diyor. Soruda hangisi gösterilemez diyor. Bakalım akıllı olması zaten akıldan bahsetmiş. Özgür iradesi bulunması. Akıl deyince hemen beraberinde ne gelmesi lazım aklımıza? İrade. O hemen ardından da sorumluluk gelmesi lazım. Bunu unutmuyoruz. Bu üçü insanı oluşturur. Düşünme yeteneği, akıl düşünme yeteneği aynı şey. Tercih etme. Ne demek tercih etme? İrade. Ama duyu sahibi olması, beş duyu organımız veya duyularımızla ilgili bir şeyden bahsetmiş mi? Hayır. O yüzden cevap seçeneğidir. Evet, iki tane ayet vermiş Zümer 5 ve Yusuf 40. Diyor ki bu ayetler ibadetlerle ilgili hangisi vurgulanmaktadır diyor. Bakalım. Yalnız Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Diğer bir ayette de diyor ki Allah kendisinden başka hiçbir şeyi tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Yani ibadet edilmeye layık olan varlığın Allah'ın bir ve tek olduğunu savunmuş. İbadet edilmeye layık olan varlığın tek olan Allah'ta olduğunu savunmuş iki ayette de. Bakalım nerede yazıyor? Sadece ibadetle ilgili diye sormuş zaten. Sadece Allah için yapılması cevap. Kabak gibi ortaya çıktı. Cevabımız C seçeneği. Evet, ibadetler hükmüne göre farz, vacip ve sünnet olmak üzere üç gruba ayrılır. Diyor, hangisi diğerlerinden farklı olarak sünnet olanı sormuş. Vitir namazı gençler, vitir namazı vaciptir. Cuma namazı farzdır. Bayram namazı ise vacip olarak geçer. Teravih namazı ise sünnet namazlardır. Bir tek bir var. O zaman cevabımız A seçeneğidir. İbadetler bedenle yerine getirilenler, mal ile yerine getirenler, hem beden hem de mal ile yerine getirmek üzere üçe ayrılır. Ne diyor? Hem mal hem de bedenle yerine getirenleri sormuş bize. Zekat neyle mal ile yerine getirilir? Umre hem mal hem beden ile yerine getirilir. Hac hem mal hem bedenle yerine getirilir. Oruç beden ile yerine getirilir. 2 ve 3'tür cevap C seçeneği. Evet, bir paragraf vermiş ve paragrafla ilgili Müslümanların dünya ve ayet arasında aşağıdaki tutumların hangisi tavsiye edilmiştir diye sormuş. Bakalım paragrafta neyden bahsetmiş? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde Hz. Muhammed'in hadislerinde dünyayı terk ederek sırf ahiret hayatına çalışmak için uygun görülmediği, sadece ahiret için çalışmak uygun görülmemiş. Ahiret hayatını bırakarak sırf dünya için amaç edinmesi de uygun görünmemiş. Yani aşırı dünyalık ve aşırı ahiretlik uygun görünmemiş. Ve devam etmiş. Bu yüzden dini dünya ile ahiret asrının arasında dengeli olması. Buraya yıldız atıyorum. Dengeli olması diyor. Bu durum Allah'ın sana verdiği ve onun harcayacak ahiret, onun yolunda harcayacak ahiret yurdunu da iste. Ahiret yurdunu da iste ama dünyada da nasibini unutma diyor. Yani hem bu dünyayı hem de öbür dünyayı için çalış diyor. Ve ekliyor ayetinde vurgulandığı gibi peygamberimizin her gecesi için namaz kılarak geçirmek isteyen, her gün oruç tutmak isteyen ve hiç evlenmeyeceğini söyleyen sahabelere söylediğini içinizden Allah'tan en çok korkanınız ve sakınınız benim.
Bununla birlikte ben bile bazen oruç tutar, ben bile bazen tutmam. Gecenin bir kısmını namaz kılar, bir kısmını uyurum. Bildiğiniz gibi de evliyim de, yani aşırıya kaçmadım diyor. Buna göre aşırıya kaçmamak, orta yollu olmayı özetlememiş mi parara? Orta yol olmak bizim dinimizce emredilmiş ve tavsiye edilmiştir. Hadis ve sünnetlerde orta yollu olmak, pardon gençler, itidal olmaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Evet, bir paragraf vermiş ve hangisi ulaşılamaz diyor. Bakalım hangisi ulaşılamazmış gençler. Paragrafta acaba insanın ve diğer varlıkların yaratılış amacı nedir? İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nedir? Kur'an-ı Kerim'de bu gibi konulara açıklamalar yapmaktadır. Örneğin bir ayette o hanginizin daha güzel amel yapacağını ve sınamak için ölümü yaratandır buyurulmaktadır. Aynı konu başka bir ayette ise ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Buna göre hangisine ulaşılamaz? A seçeneğine baktığımızda insanların sınanması için ölüm güzel bir ibadet, ölüm önemli bir araçtır. Evet. İnsanların yaratılış amacı Allah'a kulluk etmektir. İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Evet. Evrende yalnız insanlar için yaratılmış bir imtihan alanıdır. Hayır, bakın diyor ki insanlar ve cinler diyor. Demek ki iki varlık imtihan oluyor. O yüzden cevap çıktı ama diğerlerine de bakalım. Cinlerin varlığının hakkında kesin bilgi vermişti. Cinleri kulluk etsinler diye yarattım dediğine göre var olduğunu kabul etmiş bulunmakta. Seçeneğine baktığımızda kullukla sorumlu tutulmuş insandan başka varlıklar da vardır ve cinler de kullukla sorumlu tutulmuş. Bakın diyor bu ayette. Bu da doğru. O zaman C seçeneği yanlış olandır. Cevabımız C seçeneği. İbadetin tanımını yapmış. Bakalım hangisi söylenemez diyor. İbadet yüce Allah'ın, pardon, İbadet, Yüce Allah'ın saygı göstermek, ona karşı kulluk görevinizi yerine getirmek, emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaktır. İslam'da ibadetler temel ibadetlerin yanı sıra Allah rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyi işi kapsar diyor. Bu yüzden Müslümanların Allah rızasını gözeterek yaptığı her ibadet ve iş ibadet sayılır. Yani eğer bir işi yaparken Allah rızası için yapıyorsan bu ibadet yerine geçiyor diyor. Hangisi söylenemez? Bakalım. Allah ile kul arasında hiçbir aracı yoktur. İbadette hiçbir şekilde ben işte şu falanca kişiye gideyim benim için ibadet etsin, benim için Allah'a dua etsin demeyiz. İstediğimiz zaman, istediğimiz yerde Allah'la iletişim kurabiliriz. Doğru. Kişinin tüm benliğiyle Allah'a yönelmesidir. Evet, ibadette ne yapıyoruz? Allahu Ekber derken elimizin tersini itiyoruz ve avcumuzun içini, yani bütün benliğimizi sana dönüyorum demektir aslında bu. Başka hiçbir şey düşünmemek gerekir. C seçeneğine baktığımızda İslam'da dindarlığın topluma gösterilmesidir. Hayır. Dindarlığın asıl olanı topluma değil, Allah'a gösterilmesidir. Bu yanlış. Çıktı cevabı. Diğerlerine de bakalım. Allah ile kul iletişim kurma amacıdır. Evet, Allah ile iletişim kurarız. Dua ederek Allah'ın bizi dinlediğini biliriz. Beden ve mal ile yapılan ibadetler vardır. Mesela bedenle yapılan ibadet oruç, mal ile yapılan ibadet zekattır. Bu da doğru. Cevap çıktı zaten. Cevabımız C seçeneği. Hangisi söylenemez? Neyle ilgili? İbadetle ilgili parçaya bakıyorum hemen. Diyor ki ibadet kişinin inanıp kutsal saydığı yüce varlığa sevgi, saygı ve bağlılığını çeşitli şekillerde ifade etmesidir. İbadet bütün dinleri yerine getirilmesi istenen bir emirdir. Her dinin mensubu inandıkları yüce varlığa ibadet etmeye görebilmişlerdir. Böylece ona bağlılıklarını, minnet ve şükran duygularını ortaya koymayı amaçlamışlardır. Hangisi ibadetle ilgili değildir diyor. A seçeneğine baktığımızda Allah'a karşı şükran ifadesidir. Evet, teşekkür ifadesidir. Doğru. Bütün dinleri var olan emirlerdendir. Emirdir demiştik. Doğru. Yaratıcıya duyulan sevgi ve bağlılığın ifadesidir. Şükretme sadece Allah'ım bana bunu ver, şunu ver değil. Şükür ve sevgi de dua, ibadeti olur.
Seçeneğine baktığımızda kendisine inanılan kutsal kabul edilen varlıklar için yapılır. Evet, Allah için yapılır. Sadece yalnızca Allah'a ibadet edilir. D seçeneğine baktığımızda dinlerin hepsinin ibadetlerinin temeli vahye dayanır. Hayır. Bizim ibadetimizin temeli vahye dayanır ama başka dinlerdeki ibadetlerin temeli vahye dayanmaz. İşte yeni çıkan bu Konfüçyüzm, Hinduizm gibi dinlerde tamamen insani beşeri üründür. O yüzden cevabımız D seçeneğidir. Hangisi salih amelle ilgili değerlendirilemez diyor. Bakalım hangi salih amelle ilgili değerlendirilemez. Salih amel ne demek? Salih amel, Allah burada tanımını yapmış zaten. Allah rızası için yapılan her türlü iyi, hoş ve güzel davranışlar. İçinde Allah rızası var ise farzlar da buna girer. Farz dışındaki faaliyetlerde. Bakalım. Kimsesizlere yardım etmek. Evet. Bu da salih ameldir. Bakıma muhtaçlara, muhtaç hayvanlara göz kulak olmak. Bu da salih ameldir. Doğal kaynakları verimli kullanmaya çalışmak, tasarrufta bulunmak. Bu da salih ameldir. Faydalı bilgileri bilinmeyen insanlarla paylaşmak. Bu da salih amellerin en başında gelir hatta. Güzel tik atalım. Evet. Sürekli ibadetle meşgul olup dünyadan elini çekmek. Hayır gençler. Peygamber Efendimiz dünyadan elini çekmenin yanlış olduğunu söyler. Yani bu dünya içinde yiyip içip uyumamız gerektiğini, çocuklarımız varsa çocuklarımızla, ailemizle ilgilenmemiz gerektiğini bize her zaman öğretmiştir. Yani yeri geldiğinde ibadet yapıp yeri geldiğinde de dinlenmemiz gerektiğini bize belirtmiştir. O yüzden cevap E seçeneğidir. Güzel bir soruydu. Allah insanlara diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermiş ve varlıklar arasında insanları seçkin bir durumda yaratmıştır. İnsanların yaşayabilmesi için yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle doldurduğu dünyayı bir sofra gibi insanların önüne sermiştir. Allah verdiği nimetlerin çokluğunu hatırlatarak şöyle buyurmuştur. Hem size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi ki öyle ki Allah nimetlerini sayasınız ve onu bitiremezsiniz. Herhalde çok zalim ve çok nankör. Yani diyor ki bakın tekrar okuyorum. Hem size istediğiniz hepsinden verdi öyle ki Allah nimetlerini saysınız. Oho bitiremezsiniz. Herhalde insan çok zalim ve nankördü. Neden zalim ve nankördü? Çünkü Allah'ın verdiği nimetleri teşekkür etmediği için teşekkür nedir? Şükrandır. Düşünsene şu kirpiğimizde bile kirpiğimizi tek tek dizmiş ki Allahü Teala bizim gözümüze toz tanecikleri batmasın diye. Ne kadar ince. Bunun için bile şükretmemiz lazım. Şükran teşekkür demektir. O yüzden bu ayetten yola çıkarak cevabımız A seçeneğidir. Parçadan çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir diyor. Bakalım parçada neyden bahsetmiş? Kişinin inancı ibadetlerle günlük hayatına yansıtmazsa meyvesiz ağaç gibi olur. İman ancak ibadetlerle olgunlaşır. İnsanın Allah katındaki değeri Allah'a karşı saygısıyla ölçülür. Allah'a saygılı olarak sorumluluklarını yerine getirilmesi gerekir. Bunun nedeni ibadetleri bilinçli bir şekilde yapmaktır. Allah'a yaklaşmanın onun sevgisini kazanması ibadetlerle olacağını unutulmamalıdır diyor gençler. Bakalım A seçeneğinde ibadet imandan daha önce gelir. Bundan bahsetmiş mi? Düşünün. Hemen cevap çıktı ama ben iman etmedim ama ibadet ediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ben iman ettim, ibadet ediyorum. Bu olabilir. Ama iman etmeden ibadeti niye edeyim? Zaten inanmıyorum ki. O yüzden bu yanlıştır. Diğer seçeneklere baktığımızda Allah'ın sevgisine ibadetle nail olur. Doğru. İnsanın imanın pratiğe dönüştürülmesidir. Doğru. İnsanın Allah'a saygısı onun değerini ifade eder. Doğru. İman ile ibadet arasında sebep sonuç ilişkisi vardır. Bu da doğru. Ve cevap çıktı zaten. A seçeneğidir. Güzel yuvarlak yapalım.
Hangisi değinilmemiştir? Bakalım. İnsan akıllı ve irade sahibi biri vardır. Akıl, irade gitti zaten. Akıllı olduğu için düşünür, araştırma ve incelemede bulunur. Bilimsel çalışmalar yapar, hayatını kolaylaştırarak araçlar ve gereçler üretir. Çevresindeki varlıkları gözlemler, doğada meydana gelen olaylara sebepleri öğrenmeye çalışır. Öğrenme merakı da gitti. İnsan aklıyla iyiyi, kötüyü, faydalıyı ve zararı birbirinden ayırt eder. Davranışlarını bilinçli olarak gerçekleştirir. Bu durum insanın diğer varlıklardan ayıran başlıca özelliktir. İnsanı ayırma gücüne sahipse temyiz gücü deriz. Ama sorumluluktan bahsetmemiş aslında. Akıl, irade ve sorumluluk beraberinde gelir. Ama parçada bahsetmiş ve parçada sorumluluktan bahsetmediği için cevabımız B seçeneğidir.